İkinci Dünya Savaşı yılları hem dünya hem de Türkiye açısından gerçekten de sorunlu yıllardı. Dünyanın gördüğü ikinci büyük savaştı 20. yüzyıl içerisinde. Ve Türkiye aslında 1923 sonrasında modernleşme politikasını ekonomi alanında, özellikle eğitim alanında bu alanlara yöneltti. Askeri modernizasyona da çok da önem vermemişti. Çünkü Türkiye'nin ekonomik bütçesi, ekonomik durumu askeri açıdan çok da silahlanmaya imkan tanımıyordu. Ama 1930'ların ikinci yarısından sonra, 1935 sonrasında dünyanın hızla savaşa doğru gitmesi, Türkiye'nin 36-37'den sonra silahlanmaya da askeri harcamalara da para ayırması zorunluluğunu doğurdu ki bu Türkiye'nin hiç de istemediği bir şeydi. Ama ona rağmen savaş tehlikesine binaen Türkiye hem asker sayısını arttırdı savaşa giden süreçte. Mesela 19 bu konuda rakamlar söyleyecek olursak eğer 1936 yılında Türkiye'nin asker sayısı 120 bin civarındaydı. 1937'de bu rakam 150 bine ulaştı. İkinci Dünya Savaşı yılları içerisinde de yaklaşık 1,5 milyona yaklaştı. 1 milyonun üzerine çıktı. Yani 1-1,5 milyon arasındaki bir rakama, mevcut rakamın 10 katına aşağı yukarı çıktı. Ve ülke nüfusunun da 19 milyon civarında olduğunu düşünecek olursak eğer, erkek nüfusun büyük bölümünün askere alındığını bu dönemde söylemek lazım. Türkiye sanayileşmekte olan bir ülkeydi bu dönemde. 30 yıllardaki ithal ikameci politikalarını savaş dönemi dolayısıyla devam ettiremedi. Sanayileşme politikaları durdu. Temel ihtiyaç, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak temel sorun oldu. Ve Türkiye de üretimin büyük ölçüde düştüğünü söylemek lazım. Hem tarımsal üretimin hem de sanayi üretiminin. Çünkü erkek nüfusun büyük bölümü askere alınmıştı. İthalatta ciddi sorunlar vardı. Dünyanın her tarafta savaş olunca ithalatı bu etkiledi. Üretim düştü. Bu da ülke açısından, dönemin CHP iktidarı açısından ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalınmayı doğurdu. Öncelikle üretimin düşmesi ve ithalatın yapılamaması kara borsayı doğurdu. Pahalılığı doğurdu. Akabinde de pek çok ürünün, gıda maddesinin, giyim maddesinin ve pek çok tüketim maddesinin karneye bağlanması sonucunu doğurdu. Ekonomiye müdahale etmek zorunda kaldı devlet. Öncelikle 1940'ta savaşın hemen akabinde Milli Koruma Kanunu çıkardı. Devletin ekonomiye müdahale etmesine, piyasayı düzenlemesine olanak veren bir kanundu Milli Koruma Kanunu. Akabinde de sonraki yıllarda çok tartışılan ve CHP'nin iktidarı kaybetmesine yol açacak olan 50'deki süreçte iki tane ilginç kanun, hatta birkaç tane kanun düzenlemesi yaptı. İki taneden yetinmeyelim. Bir tanesi 1942'deki varlık vergisi düzenlemesidir. Ve akabinde varlık vergisinden sonra da toprak mahsulleri vergisini çıkarmasıydı. Bu iki kanun bu dönemin bence en tartışmalı kanunlarıdır. Ve temel mesele de bütçe açığını kapatmak üzereydi bu kanunlardaki. Özellikle varlık vergisine yönelik yapılan düzenlemede. Kanunun uygulanması ile ilgili ciddi sorunlar var. Onu da söylemek lazım. Mesela dönemin İstanbul Defterdarı Faik Ökten'in anılarında buna ilişkin bolca malzeme görmek mümkün. Ancak Faik Ökten anılarını Demokrat Parti iktidara geldikten sonra dönemin CHP iktidarını suçlamak anlamında ya da kendisini savunmak, aklamak adına yazdığında hatırlatmak gerekir anıları okuyanlar. Bu gözle de okunmalılar 1951'de Nebeoğlu'ndan çıkan anıları. Şimdi tabii bu dönemde yine anılması gereken bence varlık vergisi kadar önemli bence toprak mahsulleri vergisi. Bu da köylünün tepesine binen ağır bir vergi olduğunu söylemek lazım. Aslında tek parti döneminde Türkiye'nin büyük ölçüde köylü bir toplum olduğunu, nüfusunun %80'inin 90'ının köylü olduğunu ve devletin modernleşme, sanayileşme, kalkınma politikalarının da yükün büyük bölümünü köylünün çektiğini söylemek lazım. Önemli unsurlardan bir tanesi anılması gereken bence yol vergisi. 1925'ten beri köylünün ödediği bir vergiydi. Aşar kaldırılmasına rağmen yol vergisi bir vergi gibi önemli bir vergi vardı. Ve bu vergi yaklaşık 8 lira civarında bir rakamı tekabül ediyordu. Çalışanlar açısından, öğretmenler açısından, memurlar açısından, işçiler açısından yani ücretle çalışanlar açısından bu vergiyi ödemekle ilgili çok bir sıkıntı yoktu. Ama köylü açısından ciddi bir sıkıntı vardı. Temel sorun da şu, köylü pazara yönelik mal üretmiyordu. Kapalı ekonomiydi. Kendi üretiyle geçinen ve para kazanmayan aşağı yukarı nüfusun önemli bölümünde böyle bir oran olunca
Bu parayı ödeyemeyen köylüye devletin sundu. Diğer alternatifler vardı. 3 günden az olmamak üzere yol yapımında çalışmak. Bunu da yapmak istemiyorsunuz. Devlet size bir fırsat daha tanıyordu. En az 5 çocuk sahibi olmak. 5 çocuk sahibiyseniz bu vergiden muaf oluyordunuz. Hem yol yapımında çalışmıyordunuz hem de o 8 lirayı ödemiyordunuz. Türk köylüsünün genel anlamda pek çoğumuzun köy kökenli ailelerin 1900 işte 20'li 30'lu 40'lı yıllarda yaşayan ailelere baktığımızda çocukların 5'ten fazla olmasının temelinde budur. Ve Türk köylüsü genel anlamda 5 artı 1, 5 artı 2 yani yedek çocuk da yaparak fazla çocuk yaparak bu vergi için önlemini almıştır. Çünkü bu dönemde salgın hastalıklar o kadar çok yüksek ve yaygındı, çocuk ölümleri o kadar yüksekti ki 5'ten aşağı düştüğünüzde vergi ödemek durumunda kalıyordunuz. Ondan dolayı bir iki çocuk fazla yapmayı Türk köylüsü tercih etmiştir. Bunu söylemek lazım. Benim ailem için de bu geçerli. Babamlar yedi kardeş örneğin. Ya da başka buna benzer bir takım hileler de yapılabiliyordu. Vergi ödenler erkeklerdi. 18 ile 60 yaş arası erkekler bu vergiyi ödüyordu. İşte evli olacaksanız 5 çocuğunuz olacak, vergiden muaf olabiliyordunuz falan. Eğer 5 çocuğunuz var, birisi ölmüş, vergi listesini düzenleyenler muhtarlardı. Muhtarlara baktığımızda muhtarların bu listeye işte aynı köyde oturuyorsanız, akrabaysanız muhtar size fırsat tanıyordu. Yani ölen çocuğun yerine 1 yıl içerisinde bir çocuk daha yapın. İşte vergiden muaf olun. 1 yıl idare ediyordu muhtar. Ölen çocuğun nüfus cüzdanında yeni doğana verilmesi gibi durumlarında çok sıklıkla bu dönemde uygulandığını söylemek lazım. Bu yol vergisi yani tek parti dönemi boyunca devam eden bir vergiydi ama 2. Dünya Savaşı yıllarında buna ilave olarak toprak mahsulleri vergisi çıktı ki bu verginin bence temel iki tane sorunu var. Bir tanesi devletin peşin olarak bu vergiyi biçmesi. Yani sizin tarlanıza sonbaharda geliyor işte tahsildar jandarma ile beraber ne ektiniz tarlaya? Buğday, arpa, tahıl ne ektiyseniz diyor ki bu tarladan şu kadar ürün elde edilebilir. Peşin tahmini bir vergi koyuyor. Ama yıl içerisinde kuraklık olmuş olabilir, hastalık olmuş olabilir, çekirge gelmiş olabilir, çok yağmur yağmış olabilir, sel olabilir. Hiç onu bakmadan vergiyi ise peşin koyan ve yıl sonunda da yani Ağustos ayında da mesela tahsilata geldiğinde o tahmini bedeli elinizden alan bir uygulamaydı. Dolayısıyla köylünün çok çektiği bir vergidir toprak mahsulü vergisi. Nasıl gayrimüslimler varlık vergisinden çok çekmişlerse Türk köylüsü de toprak mahsulleri vergisinden çekmiştir. Bu dönemde anılması gereken bence bir başka vergi ve kanun. Tabii anılması gereken bir şey daha var. Köenstleri kanunu 2. Dünya Savaşı yıllarına dair. Köenstleri üzerine de birkaç şey söyleyecek olursak eğer Türkiye'nin modernleşme çabasının bir parçası olduğunu söylemek lazım Köenstleri Kanunu'nda. Tabii onun köklerini de biraz daha evveliyata götürmek lazım. Tek parti döneminin 3 tane önemli bence Milli Eğitim Bakanı var. Birisi Mustafa Necati, diğeri Saffet Arıkan, herhalde sonuncusu da Hasan Ali Yücel'dir. Köye öğretmen gönderme politikaları Cumhuriyet'in temel izlediği politikalarda. Çünkü Osmanlı'dan devralınan mirasa baktığınızda köylerin çoğunda yani %90'ından fazlasında okul yoktu zaten. Köy çocuklarının büyük bölümü okula gidemiyordu. Ancak ülkenin imkanları o kadar kısıtlıydı ki köy öğretmenini yetiştirmeye yönelik köy öğretmen okulları açılsa da Necati döneminde ya da sonraki dönemde Saffet Erikan döneminde köy eğitmen teşkilatı kurulsa da eğitmenler yetiştirilse de bunlar yaraya merhem olmadı tam anlamıyla. Savaş yıllarına doğru gidildiğinde daha köklü çözüm aradılar. Köy enstitülerinin kurulması projesi. Buradaki temele baktığımızda aslında 1936 yılında Saffet Arıkan'ın mecliste yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine dair yaptığı konuşmada tabloyu görmek mümkün. Diyor ki mevcut öğretmen yetiştirme sistemimizde devam edersek köye öğretmen göndermek için 100 yıl beklememiz gerekiyor. Yani 100 yılda tüm köylere öğretmen gönderebileceğiz. Peki bunun dışında köklü devrimci bir çözüm nasıl yapılabilir? İşte köy enstitülerinin devreye girişi bu noktada olacak. Yani köy 5 yıllık köy okullarını bitiren köy çocuklarının 5 yıllık eğitimden geçirilerek ama bunların çoğu klasik eğitimin yanı sıra yani
öğretmenlikle ilgili verilen eğitimin yanı sıra tarım eğitiminde, hayvancılık ve benzeri alanları da kapsayan, uygulamaya dönük iş eğitimini de kapsayan, gündelik hayata dair alanları da kapsayan bir eğitim politikasıyla devreye girdiğini göreceğiz ki Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerine yayılan, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine yayılan 21 köy enstitüsünün kurulduğunu, 1940'tan 45'e kadar da çok yoğun bir şekilde faal olarak öğretmen yetiştirdiğini köye dönelik görmek lazım. Onun akabinde de zaten çiftçiyi topraklandırma kanunuyla beraber köy enstitülerini değerlendirmek lazım ki köy enstitü öğretmene biçilen rol sadece köye öğretmen göndermek değildi. Kastedilen şey, evet köye öğretmen gönderilecekti, köylüyü de eğitecekti, okuma yazma da öğretecekti yetişkinlere. Ama bunun yanı sıra da toprak reformu gerçekleştirilirken köylüye modern tarımı, modern tarım tekniklerini de gösterecek, öğretecek bir misyon da biçilmişti köy enstitülü öğretmene.